biyolojik sistemlerde enerji açısından avantajlı olan birçok çeşit tepkime bulunur arkadaşlar. Yine de bu tepkimeler hemen meydana gelmez. Ya da kendi başlarına meydana gelmezler desem daha doğru olacak. Örneğin glikozun fosforilasyonu bu tepkimelere bir örnektir arkadaşlar. Birleştirilmiş tepkimeler başlıklı videomuzda daha önce bu tepkimeye glikoz altı fosfatın fosforilasyonu demiştik hatırlarsınız. Ve bu tepkime ile ilgili detaya inmiştik o videoda. Bu tepkime oldukça önemli bir tepkime çünkü glikoza fosfat eklediğimizde oluşan molekül bir dizi biyolojik mekanizmanın ham maddesi haline gelir. Ayrıca glikozun etiketlenmesini de sağlar. Hatta bu etiket sayesinde glikozun hücre dışına kaçışı engellenir. Glikozun fosforilasyonu aslında anlaması kolay bir mekanizmadır. Buradaki hidroksil grubunda eşleşmemiş elektron çifti bulunur. Bu elektron çifti doğru bir dizilime sahip olduğunda fosfat grubundaki fosfor ile bağ kurar. Bu tepkime enerji açısından avantajlı olsa da kendiliğinden gerçekleşmez. Bağ olduğunda elektronlar düşük enerji seviyesine geçer. Yani bu tepkime için delta G negatiftir. Şimdi buradaki grafiği inceleyelim. Bu moleküllerin tepkimeden önceki serbest enerjisi olsun. Tepkimeden sonra çok daha az serbest enerjiye sahip olurlar. Dolayısıyla tepkime sırasında enerji açığa çıkarırlar. Yani aslında bu tepkime bizim spontan olarak değerlendirebileceğimiz bir tepkimedir. Fakat tepkimenin gerçekleşebilmesi için sisteme biraz enerji eklememiz gerekir. Bu enerjiye aktivasyon enerjisi diyoruz. Şimdi bunun neden gerekli olduğunu sorabilirsiniz. Buradaki fosfor ile bağ kurmak isteyen elektronlarımız var. Fakat bu fosfor negatif yüklerle çevrelenmiş halde. Buradaki oksijen negatif yüklü. Buradaki oksijen de negatif yüklü. Hayal edebileceğiniz üzere elektronlar başka elektronların etrafında olmak istemezler. Çünkü benzer yükler birbirini iter. Ancak bu tepkime katalizlenerek meydana gelebilir. Katalizör bir tepkimenin daha hızlı meydana gelmesini hatta bazen meydana gelmesini sağlayan yapıdır. Biyolojik sistemlerdeki katalizörlerden bahsederken aslında enzimler hakkında konuşmuş oluyoruz. Buraya da yazalım. Enzimler. Birleştirilmiş tepkimeler videosunda bu konuyla ilgili konuşmuştuk. Enzimler buralarda bu elektronların etrafında biraz pozitif yük tedarik eder bu pozitif yükler sayesinde buradaki oksijenlerin elektronları dışarı doğru çekilir. Ve bu sayede de fosforilasyonun gerçekleşmesi için bir alan ortaya çıkar. Yani enzimler bu grafikteki tepe noktasını düzleştirir ve bu sayede de tepkime ilerler. Peki sisteme yük ekleyen, tepkimenin belirli bir şekilde meydana gelmesini sağlayan enzimler neler? Mesela bazı bağları ortaya çıkarmak için molekülleri belirli bir şekilde büken ya da tepkime için avantajlı olabilecek asidik ya da bazik ortamı yaratan bu sihirli enzimler neler? En genel haliyle enzimler protein kompleksleridir. Yani enzimleri protein olarak düşünebilirsiniz. Bazen birden çok polipeptit zincirinin bir araya gelmesiyle oluşurlar. Bazen yapılarında iyonlar da bulundurabilirler. Fakat en nihayetinde bunlar birer proteindir proteinlere bağlanan ve onlarla tepkimeye giren moleküllere de substrat deniliyor. Fosforilasyon tepkimesini düşünelim. Buradaki glikoz ve ATP substrat olarak geçer. Buradaki gibi bir şeker molekülünü fosforilasyona uğratan enzime de heksokinaz diyoruz. Heksokinaz buradaki gibi karmaşık e, gözüken bir proteindir. Birazdan bu enzimi daha detaylı inceleyeceğiz. ATP Burada bir yere bağlanır. Az önce söylediğim gibi ATP tepkimenin substratlarından biri. Glikoz da buraya bir yere bağlanır. Bu iki substratın bağlandığı ve tepkimenin meydana geldiği bu bölgeye aktif bölge deniliyor. Çünkü aksiyonun tamamı bu aktif bölgede gerçekleşiyor. Genelde substratların aktif bölgeye e, bağlandığında protein ile etkileşime e, girdiklerini görüyoruz. Ve tepkimenin meydana gelebilmesi için en uygun ortamı oluşturduklarını görüyoruz. Mesela bu proteinin tamamı biraz bükülebilir ve bu iki substratı bu bölgeye kilitleyebilir. Bu duruma indüklenmiş uyum diyoruz. İndüklenmiş uyum. Peki burada bahsettiğim pozitif yükler nereden geliyor? Bu pozitif yükler aktif bölgedeki polipeptit zincirini oluşturan amino asitlerin yan zincirlerinden geliyor. Başka iyonlar da bu tepkimede görev alabilir. Mesela glikozun fosforilasyonunu kolaylaştırmak için pozitif yük tedarik edebilecek magnezyum iyonu bu tepkimede görev alabilir. Magnezyum dışında başka pozitif yüklü gruplar da elektronları çekmek için kullanılabilir ve bu şekilde tepkimenin meydana gelmesi kolaylaşır. İşte enzimlerin görevini genel olarak bu şekilde özetleyebiliriz. Ayrıca enzimlerin optimum seviyede çalışabildikleri belirli pH ve sıcaklık değerleri vardır. Genel olarak yüksek sıcaklık moleküllerin hareketini hızlandırdığı için daha fazla etkileşime sebep olur. Fakat çok yüksek sıcaklıklarda protein ya da enzim çalışmayı durdurur. Çünkü çok yüksek sıcaklıklarda proteinler denatürasyona uğrar. Yani yapıları bozulur. Şimdi bu yapıların ne kadar güzel ve karmaşık olduğuna bir bakalım. Bu gösterdiğim şeyler sizin hücrelerinizin içinde olan yapılar. Mesela elinize bakın. Etrafınızdakilere bakın. Vücudunuzda süre giden birçok şeyin olduğunun farkına varın. Umarım bütün biyolojik sistemlerin yanı sıra bir biyolojik sistem olarak kendinize de hayranlık duyuyorsunuzdur. Burada gördüğünüz bir tür heksokinazın gösterimi. Ölçekle ilgili aklınızda bir fikir oluşması açısından gösteriyorum burada. Bu bir glikoz molekülü. Buradaki de bir ATP. Bu ikisi substratlar. Ve bunlar aktif bölgeye bağlanacaklar. Bağlandıktan sonra protein etraflarını saracak. Yani indüklenmiş uyum oluşacak. Protein bazı yükleri molekülden uzaklaştıracak. Belki daha kolay etkileşime gidebilmesi için molekülü belirli bir şekilde biraz bükecek. Bu iki substratı birbirine yaklaştıracak ve tepkime meydana gelecek. Tepkime gerçekleştikten sonra oluşan ürünler artık aktif bölgede bağlı kalmak istemeyecek ve enzim de onlarla olan bağını koparacak. Sonuç olarak enzim değişmemiş olacak. Enzimlerin en önemli özelliklerinden biri budur. yani enzimler tek seferlik kullanılmazlar. Bir tepkimeyi defalarca tekrar tekrar kataliz edebilirler. Bir tek enzim hayatı boyunca bu tepkimeyi defalarca ama defalarca kez katalizler. Şimdi size bir web sitesinden bulduğum üç boyutlu görseli göstermek istiyorum. Evet, burada gördüğünüzde bir heksokinaz. Esasen heksokinazların birçok farklı çeşidi bulunur. İnternette ya da herhangi bir yerde bir protein resmine baktığınızda bazen buradaki gibi top ve çubuk modeliyle, bazen dolu alan modeliyle gösterildiğini görürsünüz. Fakat bazen de bu üç boyutlu resimde olduğu gibi, proteindeki farklı yapıları gösteren bir modele rastlarsınız. Bu resimde proteinin sahip olduğu alfa sarmal yapıları görebiliyoruz. Protein yapısını anlattığımız videoda alfa sarmallardan bahsetmiştik. Bu resimde bazı beta yaprakları da görebiliriz. Bunun gibi görseller bize proteinin bağlanma bölgesi ve nasıl etkileşime girdiği ile ilgili bir fikir verir. Mesela burada gördüğünüz bir ATP molekülü ve hemen yanında da bir glikoz molekülü var. Bu iki substrat aktif bölgeye bağlanmış haldeler. Yani artık birbirleriyle etkileşime girebilirler. Enzim yani bu durumda heksokinaz bahsettiğimiz tepkimenin yani glikozun fosforilasyonunun meydana gelmesini kolaylaştırır. Umarım bunun gibi görseller size bu yapıların ne kadar güzel ve karmaşık olduğu ile ilgili bir fikir vermiştir.